Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim sarımsak nasıl saklanılır? 4 farklı yöntemle sizlere tarifimi hazırladım arkadaşlar. Umarım izledikten sonra sizler de yapar ve beğenirsiniz. Tariflerime geçmeden önce sizler sarımsağı nasıl saklıyorsunuz? Yoruma paylaşırsanız sevinirim. Evet, bol bol sarımsakların olduğu bu sezonda sizler de taze sarımsaklarınızı ya da yumuşamış sarımsakları nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyorsanız sizlere 4 farklı alternatif hazırladım arkadaşlar. Evet, öncelikle birinci tarifim. Sarımsakları üst kabuklarını alıyorum. Sadece bir tane kabuk kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane kabuk bırakıyorum üzerinde. Bu şekilde dişlerini ayırıyorum ve cam bir konservelik kavanoza dolduruyorum. Sizler kavanozunuz yoksa ya da yer kaplar diye tereddüt ederseniz buzluk poşetlerine de saklayabilirsiniz. Doldurabilirsiniz yani arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu birinci yöntemde kabuklarıyla birlikte dişlerini ayırdım ve koydum. Eğer vaktiniz yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Derin dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Hemen çıkartıp kullanabilirsiniz. Menemenlerinizde, kebaplarınızda, soslarınızda kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi ikinci yöntemimiz. Sarımsakların kabuklarını tamamıyla soyduk. Dişlerini bu şekilde ayırdık. Ben konservelik kavanoz kullanıyorum arkadaşlar. Konservelik kavanoz buzlukta patlama olmuyor. Bunu da sizlere bildireyim. Normal bir kavanoz kullanırsanız patlama riski olabilir. Bunun için konservelik kavanoz kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Sarımsakları kavanoza koyarken, yerleştirirken ara katlarına da yarım yemek kaşık tuz serptim. Bu şekilde tuz ile birlikte sarımsakları kavanozuma doldurdum. Üzerine de yaklaşık yemek kaşığın ucunda biraz daha tuz gezdiriyorum. Her yerini kaplayacak şekilde bu tuzu neden ekliyorum? Buzluğa attıktan sonra sarımsaklar birbirine yapışmasın diye, daha bir kolay şekilde dişlerini alabilelim diye bu işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kapağını kapatıyorum. Artık dondurucuya gitmek için hazırdır. Evet. Birinci ve ikinci tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. Kolay değil mi? Gerçekten çok kolay. Şimdi üçüncü tarifime geçiyoruz. Bu da zeytinyağı ile birlikte saklayacağız arkadaşlar. Bunu normal buzdolabında saklayacağım. Bir kase ayıklanmış sarımsakların dişlerini kavanoza dolduruyorum. Gördüğünüz gibi. Üzerine yaklaşık yarım yemek kaşık tuz gezdiriyorum. Ve üstü basa dolana kadar zeytinyağı dolduruyorum. Saf zeytinyağı tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaptıktan sonra kapağını kapatın, buzdolabında saklayın arkadaşlar. Hemen çok pratik oluyor. Elimizin altında soyulmuş sarımsaklar. Yemeklerde, soslarda, menemende, kahvaltıda her türlü kullanabilirsiniz. En sonda biraz daha tuz serpiyorum ve kapağını kapatıyorum, buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. Dışarıdan satın almanıza hiç gerek yok. Bu şekilde satılıyor kavanozların içerisinde zeytinyağlı ya da sıvı yağ içerisinde sarımsak dişleri. Bu şekilde siz de evinizde kendiniz zeytinyağlı sarımsak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 3 tarifi bu şekilde hazırladım. Şimdi en son tarife geçeceğiz. Şöyle bir sizlere göstereyim. Buraya kadar izlediğiniz tariflerden hangisini yaptınız ya da yapmak istersiniz? Yoruma sizleri bekliyorum. Evet. Suyumuş sarımsaklarınızı değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Bir kase ayıklanmış sarımsak dişlerini
robotumun içerisine aldım. Üzerine de bir yemek kaşık tuz serptim. Şimdi rondo da ufaltacağım arkadaşlar. Yaklaşık 8-10 saniyede, en yüksek devirde yapmıyorum. 8-8,5 devirde yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir 8-10 saniyede bu şekilde sarımsaklarım püre haline geldi. Çok da böyle hamur gibi püre olmadım. Birazcık hissedilir şekilde bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunu kavanoza dolduracağım. Üzerine de yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle bir spatula ile karıştırmaya çalışıyorum. Zeytinyağı rondodan çektirtmedim. Böyle çok karışsın istemedim. Yağ bu şekilde üzerinde ara katlarında kalsın istedim arkadaşlar. Yağ neden yapıyorum derseniz, buzluğa attıktan sonra sarımsak çok aşırı bir derecede donmasın. Kaşıkla alırken yumuşak bir şekilde sarımsağı kolaylıkla alalım diye yaptım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapın. Şöyle bir karıştırıyorum kaşıkla. Alta gelmesini sağlıyorum zeytinyağı. En sonunda tekrar biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum. Ve artık sarımsaklarım dondurucuya gitmek için hazırdır. Şimdi sizlere derin dondurucuya attıktan sonra nasıl görünüyor onu da paylaşacağım. Gerçekten bu şekilde çok pratik oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz dondurucudan çıkardığım kavanozlar biraz buharlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarımsağımız yumuşacık, böyle sert değil. Alırken asla zorlanmayacaksınız. Tuz ve zeytinyağı ile karıştırıp bu şekilde dondurucuda saklayabilirsiniz. Bu da normal buzdolabında sakladığımız zeytinyağlı sarımsaklarımız. Tekrardan sizlere göstermek istiyorum hepsini teker teker. Görüyorsunuz. Cacık yapacağınızda, sarımsaklı yoğurt mantı yapacağınızda arkadaşlar hemen kullanabilirsiniz. Benim annem de bu şekilde kavanoz kavanoz, poşet poşet yapıyor, dondurucuya atıyor. Gerçekten hemen elinin altında pratik kullanıyor. Bir kere uğraşıyorsunuz ama sonrasında çok rahat ediyorsunuz. Bundan sabahleyin çok güzel domatesli kavurma yaptım. Bol sarımsaklı. Nefis oldu arkadaşlar. Zeytinyağlı. Evet, bu da sade tuzla birlikte dişlerini kavanoza koyduğumuz sarımsaklarımız. Ve bu da sadece tek kabukla bıraktığımız sarımsak dişlerimiz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.